bugün de dart takımımızda bir antrenman yapacağız. Dart antrenmanı nasıl olur? Nasıl etkinlikler vardır? Çeşit çeşit sergileyeceğiz. Bu sefer bayan takımımızla çalışıyoruz. Masa tenisinde erkek takımımızla çalıştık. Güzel bir uygulama olacak. Umarım beğenirsiniz. Teşekkürler. İlk önce bir puanlama sisteminden size bahsedeyim. Daha sonra okul takımı kız grubumuz bir çalışma yapacak. Onu video halinde göstereceğiz size. Umarım beğenirsiniz. Puanlama sisteminde ortadaki kırmızı 50 puan. Yeşil çerçeve 25 puan. Bu çerçeve triple diye geçiyor. 3 ile çarpılıyor. Hangi sayıya geldiyse. Mesela 7'ye geldi. 3 x 7 21. Hem matematiksel zekayı çalıştırıyor hem de fiziksel olarak kinestetik el göz koordinasyonunu bayağı geliştiren bir spor dart. Ülkemizde fazla gelişmese de Avrupa'da en çok oynanılan ve tercih edilen sporlarda. Diğer geniş çerçeve ise 2 ile çarpılıyor. Double diye geçiyor. Buraya da geldiğinde mesela 14. Bu ara kısımlara geldiği zaman kendi sayısı 7. Buraya gelirse mesela 16. Buraya gelirse 2 ile çarpılıyor 32. Puanlama sistemi gayet basit. 501'den düşerek 0'a ulaşan ilk kişi kazanıyor. Bunu antrenmanlarda 51 olarak, 101 olarak da minimum miktarda indirebiliyoruz. Evet, başlıyoruz şu anda. Evet, karşınızda Yaren Berfin var. En başarılı sporculardan bir tanesi. Lisanslı ve dereceleri var. Şu anda size atış yapacak. İzliyoruz. Bravo. Evet, bakıyoruz. Nereye atmış? 13 atmış. 29. Evet, 5'e atmış ve 11'e atmış. Güzel bir atış. Biraz daha sağa kaysalmış. Triple oluyormuş 11. Bravo. Atışını yapacak. İzliyoruz. Evet, 18'e 60, 1'in triple'ını atmış, yani 1 çarpı 3, 3, 18 artı 3, 21 ve 20'ye 60, bravo. İkinci atışını yapacak. Güzel. Daha yüksek puan. Evet. Evet, bakıyoruz 13'ün triple'ını atmış, yani 3 çarpı 13, 39. Ondan sonra neye atmış? 20'ye 60. 59 ve 13'ü var. 69, 3 daha 72 toplam. Bravo Berfin. İkinci atışını yapıyor. Güzel. Evet, bakıyoruz. 1'in triple'ı 3, 5 yani 8. Bir de 20 atmış, 28. Bravo. Çalışmamızın adı House. Yani hedefe yönelik bir çalışma. 3 tane okumuzla 20'ye atmaya çalışacaklar. İlk önce Yaren başlıyor. Evet, Yaren atıyor. Yine geldi. Bravo, 20. Yaren bayağı başarılı atış yaptı. İkisini de 20'ye attı ama bir tanesini 1'e attığı için House çalışmamız tekrarlanıyor. Üçünü de aynı rakama atması gerekiyordu. Evet, House çalışmasında sıra Buse'de. Sabitli. Bravo. Bakıyoruz. Biri 20'ye gelmiş. Biri 12'ye gelmiş. Biri de yüksek gidip 25'e gelmiş. Ama house çalışması olduğu için bunlar anlamsız. Hepsinin 20'ye gelmesi gerekiyordu. Tekrar house çalışmamızda hedefimiz 3. Güzel. Bakıyoruz. Bir tanesi 3'e gelmiş, bir tanesi 19'a gelmiş ve 17 maalesef. Buse 3'e atacak az çalışmamız. Bu çalışma daha çok hedefe yönelik, bravo. Müsabakalara hazırlık, el göz koordinasyonu sağlıyor. Bakıyoruz. Evet, bir tanesi 3'e gelmiş, diğeri 3'ün yakınına gelmiş ama dışarıda. Diğeri de 3'ün sağ tarafı 17'nin dışına gelmiş maalesef. Evet, Buse 19'a çalışıyor. House olarak. Evet. Yapma bunu.
Çok yaklaştı house yapmaya. 19, 19, diğeri 17'ye gelmiş maalesef. Üçüncü çalışmamızın adı sayı toplama. En yüksek puanı toplayan kazanıyor. Bu antrenmanlarda uygulanır. Mesela en yüksek 20'ye atabilir, 13'e atabilir, 15'e atabilir. Bunların triple'ını atabilir. 25'e 50'ye atabilir. Hangisine yeteneği el veriyorsa eli göz koordinasyonuyla birlikte hedefe yönelik güzel bir çalışma izliyoruz. Yaren başlıyor. Güzel. 9'a 60, 18'e 60 ve 4'e 60, 22 ve 31. Hüseyin yüksek sayı atmaya çalışacak, izliyoruz. Evet, güzel, daha yukarı. Yüksek sayı, bravo. 17, 19 ve 17. 36 attı, bravo.